Bir salı sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Şu an tırının başına yürüyorum. Geldim Saydıran'da. Oy oy. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyor muyuz? Önce bir kahvaltı yapacağız önce. İşte bu. Gidelim bir kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Önce bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra ulusal antrepoya geçeceğim. Orada bir tane dorse var, onu boşaltacağım. Ondan sonra bakarız. Dostlar, şu an ulusal antrepoya gidiyorum. Saat tam 8 gibi. Orada bir boşaltma var. Onu boşalttıktan sonra Akbaşlar Tır Parkı'na gümrük işlemleri olan dorsemin devamı. Boşaltacağım bir kısmını. Onun devamı var. Gebze Tır Parkı'nı var bizim Akbaşlar. Orada gümrük işlemleri falan da yapılıyor. Oraya keseceğim orayı. Oraya götüreceğim yani. Jettir baba. Jettir baba. Dikkatli ol işte biraz çıkarken. Aynalar gidiyordu. Sen yapmadan benim karşıma ne çıkacak? Hangi kim nasıl atlıyor önüme? Ben 10 hareketi önceden düşünüyorum. Biz nereye geldik lan? Biz yan yola gidecektik. Dur, şu yeni mahalleden gideceğim. Allah Allah, ben ne zaman önceden nasıl gidiyordum? Allah Allah. Şu an çok şaşırdım. Herhalde buradan gidiyordum ya. Arkadaşlar, sabahın 7:23 saat. Allah'ın izniyle bugünü güzel bitireceğiz, inanıyorum. Dostlar, ulusal antrepoda bir kısmını boşalttım. Şimdi gidiyorum yükü gümrüğe bırakmaya. Devamı var çünkü. Hava kaç derece? 18. Hemen bir açıktan alalım.
niye yol vermek istemiyorlar? Ben çözemiyorum bu milletiye. Arabanın içini temizledim bugün bayağı. Parlatıcı sürdüm bir de. Gıcır gıcır oldu. Dostlar devam ediyoruz. Bazı konulardan değineceğim bugün. Bir sonraki videomda anlatacağım arkadaşlar. Şu anlık gümrüğe gidiyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi yükü boşaltmaya geldim. Yan açtım. Spanzetleri halledeyim. Tekrar görüşürüz. Evet dostlar, bugün konuşmamız gereken bazı konulardan biri var. İş nasıl bulacağız? Sıfırdan başlayanlar için anlatıyorum. Dostlar, ben tanıdık vesilesiyle ben bu şekilde girdim bir yerde. Bir şoförün yanında 2 ay çalıştım. Arabada yattım. 4 gün eve gitmedim. Cumartesi günü, pazar günü eve gittim. Haftanın full günü takıldım şoförle birlikte. Adam evinin önüne çekiyordu tırı. Evine gidiyordu. Ben tırda yatıyordum. Ya gerisini siz düşünün. Klimayı da açayım da 28 derece hava. Yemin ediyorum var ya, ne sıcak ya. Vallahi öyle çalıştım ben bayağı. Ondan sonra oradan çıktım. Başka firmaya girdim. Orada brandalı açmayı öğrendim. Tır geri kullanmasını öğrendim. Gidişatı öğrendim. Öne gitmeyi, geri gitmeyi, nasıl gireceğim, nasıl çıkacağım, hepsini öğrendim. Bu senin derdin ne be kardeşim? Senin derdin ne be kardeşim? Tövbe estağfurullah. Allahu Ekber ya. Neyse, o şekilde öğrendik onları da. Oradan ayrıldım ve bir yerde bir ay çalıştım. Diğer yerde 2 hafta çalıştım. Ondan sonra konteyner firmasına girdim. Orada 1 hafta çalıştım. Fazla eziyorlar, az kazandırıyorlar. O yüzden ayrı hemen çıktım kısa sürede. Bir de piyasayı tanıyorum, anlamaya çalışıyorum. Bakıyorum bunlar adamı dikmeye çalışıyor. Boş ver diyorum, ayrılıyorum. Girmediğim liman kalmadı. Limanlara girdim, çıktım, konteyner çıkarttım, konteyner limana götürdüm. O işi de öyle öğrendik. Ondan sonra çıktım oradan. Bayağı işsiz kaldım. Bunlardan önce de 7 yıllık emlakçılık hayatım var. Emlakçılığı bırakıp da bu tırcılığa başladım. Neyse. Bayağı böyle 20 güne yakın iş bulamadım. Ondan sonra bir şekilde Allah razı olsun bazı abilerimiz var, aracı oldu. Çoban tura girdim. Burada zaten hem Avrupa çalışıyorlar hem Türkiye çalışıyorlar. Ben burada dedim ilerleyeyim. Hem en azından bir firmada sürekli devam edersek Avrupa'ya da gönderirler. 6-7 ay içinde gönderiyorlar. Durumuna göre bilemezsin. Çok böyle şey yapmayayım, bilgi veremem. Yani ben 6 ay gibi düşünüyorum. 3. ayımı doldurdum zaten. Bakalım Allah'ın izniyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Telefon çalıyor. Birazdan sizinle konuşacağım tekrar arkadaşlar. O telefonu bir açayım. İşle alakalı. Şimdi dostlar, az evvel telefon çalmıştı da videoyu dondurmak zorunda kaldım. Çünkü iş geldi. Oraya gitmem lazım o işi yapmak için. Dedim 6 ay sonra yurt dışı muhabbetler var bizde. İnşallah bakalım. Niyetimiz o. Çalışıyorum yani. Ben hiç sigortalı bir işte çalışmadım hayatımda yani. Ben hep kendi işimizin patronuydum. Dedim ben Avrupa'ya gitmek istiyorum zaten. Bu da bir yol benim için. İnşallah bu şekilde kendim ama eğitim, ben emlakta bile almadığım eğitim kalmadı. İşimi profesyonelce yapardım. Burada da almadığım eğitim kalmayacak. İşimi en iyi şekilde yapıp yurt dışılarda hedef Almanya'ya gidip orada yaşayıp orada çalışmak. Bakalım yıl sonu böyle bir göç anayasaları çıkacakmış. Onları bekliyoruz biz de. Bu firmanın Almanya'da da ofisi var. Rica ederim artık
olur mu olmaz mı bilemem. Yani kafamızda bir dünya şey var yani. Hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Bir şekilde yolunu çizeceğiz bu işlerin. Şimdi arkadaşlar, firma olarak dediğim gibi ben size anlattım. Ya şimdi bir abimizin videosunu izledim. Dedi bu işte biraz yalancılık var dedi. Yani adam dedi ki kardeşim diyor ben çok bilmiyordum dedi. Gittiğim firmayı biliyorum dedi. Dedim dedi. E firmada beni aldı. Zaten bir dünya firma var. Bir dünya şoför arıyorlar. Kolay bulamıyorlar. Ya insan adam da inanıyor, alıyor. Adam da kendini geliştiriyor işte süre süre falan. Devam ediyor, yürüyüp gidiyor. İşi de öğreniyor kendi kendine. Bilmeden giriyor ama öğreniyor. Kazanıyor ondan sonra işini gücünü. Aynı o misal. Bende de öyle o misaller olmuştu önceki zamanlarda. Çobana başladığım zaman işi biliyordum. Tabii ki acemilik olacak falan. Biz Allah izniyle bugüne kadar gitmediğim yer, dönmediğim ara sokak, geri geri gitmediğim yer kalmadı. En sıkıntılı yerlerden de gittik, yaptık, hallettik. Videolardan da bellidir. Konya'ya gittik, Ankara'ya gittik, oraya gittik, buraya gittik, her yere gittik. Hedef önce İtalya, oradan Almanya. O yüzden sizlerden ricam, bölgenizdeki firmaları araştırın. He, şu güzelliği yapabilirim size. Nerede yaşıyorsanız bana yazın, yorum yazın videoya. Abi ben burada yaşıyorum. Ankara'da Çankaya'da yaşıyorum. Ankara'da Kızılay'da yaşıyorum. Ben de o bölgelerde araştırayım. Bizim çevre işi biraz bu. Bakayım oralarda hangi firmalar var. Biraz böyle büyük firmalar var. Bazı mesela bizim firmamız adam yetiştiriyor. Alıyor 1-2 ay garajda tutuyor şoförü. Yani arabacılık yaptırıyorlar, rampacılık yaptırıyorlar. Sen onu oraya getir, onu park et. Bunu oraya götür, onu buradan al. 1-2 ay çalışıyorsun, ondan sonra 3. ayında zaten araba veriyorlar, çalıştırıyorlar seni. İşi öğrendiğini görüyorlar tabii. Tabii öğrenme durumuna bağlı. Daha hızlı öğrenirsen daha hemen gönderirler, erkenden gönderirler. Çalışırsınız. Yani firmalar bu şekilde. Yani her firma almıyor. Ben Hüner'e başvurmuştum. Sigortam bile kayıtlı. Sigortam bile bu işte gözükmediği için adam almadı haklı olarak. Şimdi çıksam alsa kapar. Ben gitmek istemiyorum. Şu an yani belli bir düzenimiz var. Düzeni bozmaya gerek yok zaten. Düzeni bozmaya gerek yok arkadaşlar. Düzen güzel. Bu işlerde öyle zıplamayacaksın daldan dala. Bazı arkadaşlarım var. Rahat 50 tane firmaya girdi çıktı bir yıl içinde yani. Öyle bir dünya yok yani. Bir yerde yurt dışı gitmek istiyorsanız o firmada 6-7-8 ayınızı geçirin ki ondan sonra adam sizi göndersin. Ne oluyor? Firma kullanıyor biraz adamı yani çalıştırıyor. Ondan sonra da sizi gönderiyor. Karşılıklı ilişkiler bunlar yani. O sizi kullanacak, siz onu kullanacaksınız. Herkes birbirini kullanacak. O onun ihtiyacını karşılayacak. Sen onun karşılayacaksın. Bu işler böyle yani hemşerim. O yüzden çok takmayın kafanıza. Bu işi yapmak isteyen her türlü de yapar. Her türlü de firma var. Her türlü de çalışırsınız. Rahat olun. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. İzleyenler, bazı abone olmayanlar var. Ben onları istatistiklerden görebiliyorum. İşte %70 mesela diyor ki sonradan gelen izleyen ama abone olmayan falan. Ya da izlemiş sonradan tekrar gelmiş gene izlemiş videoyu. Başka yeni videomu ama tekrar abone olmamış. Abone olmayı unutmayın lütfen. Size bir zararı yok. Ücretsiz, bedava. Basıyorsun abone oluyorsun o kadar. Abone olunca da zaten yeni videoların bildirimleri geliyor falan. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Ne olursunuz teşekkür ederim. Şimdilik ben bir depoya gideyim. Tekrar konuşuruz. Bir de bir sürü konu var. La ben buradan gitseydim değil mi? Buradan mıydı lan? Yok şuradan. Oradan mıydı? Kaçırmayayım da yolu. Bir konu daha var dedim ya size. Unuttum.
bir konu var dedim ya size arkadaşlar. O konuda şu, mesela bugün iş bulma muhabbetini anlattım. Yarın başka bir muhabbeti, maaşlardan bahsedeceğim. Diğer gün başka bir, bunları hepsini tek tek video yapacağım. Yani aynı videonun içine sığdırmayacağım. Yani videonun amacı da o olsun. Yani gelin izleyin, abone olun, bakın. Bilgimi veriyorsam abone de olun. Öyle yani. Bu arada yemek yemedim. Şu Burger King'de de yemek de yemek istemiyorum. İsrail'in yani istemiyorum yani. Açım da vallahi. Öğlen yemeğine yetişemedim. Çalışıyorum. Çok acıktım ya. Şu köfteci Yusuf'a mı girsem, ne yapsam şöyle. Vallahi açken olmuyor. Ne varmış burada? Subbey, burger. Burger yemin ediyorum var ya, bir müşteri yok, bir tane. Herkes Popeyes'e girmiş. Şey, KFS öyle. McDonald's öyle. McDonald's, Starbucks da öyle. Vallahi sıkıntılar. Yazıklar olsun. Çocuk katilleri. Çocuk katilisiniz ulan! Sinirlendim. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın. Evet dostlar, Ulusal Antrepo'ya geldim şu an. Konteyner altına girdim. Bekliyorum şu an. Çağıracaklar boşaltmak için. Davaltısı falan izliyorum ben de. Meyveli yoğurt yiyeyim. Çok acıktım. İyi geliyor. Bu tarz şeyler. Dostlar bugünü de bitirdik. 3 işle. Evime geldim. Şimdi arabayı park ettim. Eve geçiyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Resimlerimizi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da eksik etmeyin. Teşekkür ederim.